Bu sene Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü tüm yurtta kutlanacak. Çanakkale Zaferi, dünya tarihinde bir dönüm noktası olmuş, tarihin akışı üzerinde Türk ulusu belirleyici bir rol oynamıştır. Millet olma bilincinin tohumları atılarak Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasına zemin hazırlayan bir prestij ve azmin mücadelesidir. Peki bu zaferin önemi ve detayları nelerdir? Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı esnasında 1915-1916 yılları arasında Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda İtilaf Devletleri ve Osmanlı İmparatorluğu arasında geçmiştir. Çanakkale üzerinden İstanbul'u ele geçirmek isteyen İtilaf Devletleri, Boğazların kontrolünü de elde tutmak istemiştir. Aynı zamanda 1 Ağustos 1914'ün ertesi günü Almanya ile ittifak anlaşması imzalayan Osmanlı İmparatorluğu fiilen savaşa katılmıştır. Savaşta ağır kayıplar veren Osmanlı İmparatorluğu işgal girişimlerini bastıramayınca toprakların büyük bir bölümü zapt edilmiştir. Ancak Gelibolu cephanesinde Çanakkale Savaşı Atatürk önderliğindeki Türk milletinin ve ordusunun büyük bir mücadelesiyle kazanılmıştır. Çanakkale Zaferi'nin önemini anlattıktan sonra bu zafer hakkında söylenilen sözlere bakalım. Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kuvvetini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Mustafa Kemal Atatürk. Türkler Çanakkale'yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısında adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. Churchill. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin eski kudret ve kuvvetini muhafaza ettiğini, can çekişen bir imparatorluk içinde kahraman bir milletin varlığını meydana koydu. General Fahri Belen. Çanakkale Zaferi hakkında önemli ve kısa bilgiler. Çanakkale, kara savaşlarının dışında dünyanın hiçbir yerinde 7-8 metre inen siper savaşları yaşanmamıştır. İşgal güçleri Çanakkale'ye 18 savaş gemisi, 13 kruvazör, 38 muhrib, 2 uçak gemisi, 1 balon gemisi, 2 mayın tarama gemisi, 108 taşıt gemisi, 64 uçak getirmişlerdir. İtilaf devletlerinin kaybı 252 bin, Türk tarafının kaybı ise 251.309'dur. Kara savaşları sırasında karşılıklı hücumlar yapılırken 10 milyonda bir ihtimal olan mermilerin havada çarpışması birçok kez yaşanmıştır. Mustafa Kemal bu savaş için "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" sözünü Türk askerlerine söyleyerek savaşın ne pahasına olursa olsun kaydedilmemesi gerektiğini işaret etmiştir. Çanakkale Savaşı ile ilgili şiirler. Çanakkale. Gün geçmiş, yıl geçmiş ne yazar? Her kırış toprağında bin şehit bir mezar. Yeryüzünde yaşadıkça tek dişi canavar, Türk milleti aynı destanı yine yazar. Sen rahat uyu ey şanlı şehit, gölgesinde gölgelen al bayrağın. Hangi kem göz sana edebilir nazar, Türk milleti aynı destanı yine yazar. 18 Mart Çanakkale şiiri. Bulutlar sarmıştı her yanı. Kapkara bir geceydi. Yağmur bardaktan boşanırcasına sağanak gibi yağıyordu. Yedi düvelin gemilerinden yükselen top tüfek sesleri her yanı inletiyordu. Mustafa Kemal'in askerleri aslanlar gibi dövüşüyordu ve Çanakkale kahramanca düşmana selam veriyordu. Thank you.
We'll be right back.